Merhabalar herkese. Örnekleme yöntemlerinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önceki videolarda olasılığa dayanan örnekleme yöntemlerinden bahsetmiştik. Burada da olasılığa dayanmayan örnekleme yöntemleri neler? Bunlardan kısaca bahsediyor olacağız. Tanımlamak gerekirse evren içindeki öğenin seçilme olasılığı bilinmiyor. Ve her zaman ana kütlenin tümüne ulaşmak mümkün değil. Yani ana kütlemiz, ana evrenimiz çok geniş olabilir. E ülkenin buna bir örnek. Siz bir araştırma yaptığınızda 80 milyona 80 milyona gidip soramazsınız. Ya da ulaşmak zor olabilir. Örneğin uyuşturucu satıcıları gibi. Yani kimse ben uyuşturucu satıcısıyım. Hani gelin araştırmanızı benle yapın demez. Ya da hiç çalışılmamış bir konu olabilir. Bunu da keşfedici ya da tanımlayıcı bir araştırma ile bulunabilir. Örneğin satanist gençlerin davranışları araştırılmak istenildiğinde bu yönteme başvurulabilir. Anne sonra... Şimdi haberimize... Bu durumlarda tabi tesadüfi olmayan örnekleme işlevsel olacaktır. Ayrıca bu yöntemler daha ucuz, çabuk, elverişli ve uygun olduğu için de tercih ediliyor. Burada evrendeki bir bireyin örnek için seçilmesi bir olasılığa dayanmıyor. Yani her öğe eşit seçilme şansına sahip değil. Basit rastgele örneklemede örneğin her bir elemanın gelmesi için olasılıkların eşit olması lazımdı. Ve aynı zamanda elde edilen verilerin de tüm evreni temsil etme noktası genelde sınırlı. Olasılığa dayanan örnekleme yöntemleri de tabii farklı konulara ayrılıyor. Elverşilik örneklemesi Convenience Sampling'de geçiyor. Ee, örnekler e, araştırmacı tarafından elverişli oldukları için e, seçiliyor. E, örneğin e, bir basın mensubunun e, işte eline e, kamerayı mikrofonu alıp halka sorması ve ankete katılan herkesin e, bu örnekleme dahil e, edilmesi şeklinde oluyor. Yani sokağa çıkıp e, bir vatandaşa mikrofon uzatan e, muhabirin işte vatandaşın düşüncesi bu. Örneğin bir e, seçimle alakalı e, konu, konu oldu diyelim işte kime oy vereceksiniz? İşte kim daha fazla çıkmış? İşte atıyorum halk A kişisini daha çok tercih ediyor şeklinde yorumda bulunabilirsiniz. E tabi evren çok tartışmalı olacaktır. Siz İstanbul'da bir seçim çalışması yaptığınızda atıyorum işte Kadıköy ile Bağcılar'ın nüfus yapısı birbirinden farklı olduğu için işte Bağcılar'a gittiğinizde siz işte tüm İstanbul'un düşüncesi bu şeklinde diyemezsiniz. E, bu yüzden de e, tartışmalı ve mali kaynak anlamında da e, ekonomik, zaman anlamında da ekonomik. Diğer bir yöntem de amaçlı veya yargıya dayanan örnekleme. E, örneği oluşturan elemanlar e, araştırmacının araştırma problemlerine cevap bulacağına inandığı kişilerden e, oluşur. Örneğin bir hastalık üzerine e, çalışma yapacaksınız. E, gidip e, doktorlara bunu sormanız gerekiyor. E, gidip bir ressama bunu sormazsınız. O yüzden araştırma içeriği neyse, e, onunla alakalı bilgi sahibi olan kişiler ile görüşülür. Yani deneklerin belirlenmesindeki ölçüt e, araştırmacının yargısıdır. Yani bu kişi e, o işi biliyor mu bilmiyor mu şeklinde. E, denekler e, rastgele bir şekilde seçilmiyor dediğimiz gibi. Koto örneklemede e, katmanlı rastgele örneklemeye benzese de öğelerin rastgele örnekleme sistemi ile e, seçilmemesi kota örneklemeyi katmanlı rastgele örneklemeden ayırır. Katmanlı tabakalı demek bu arada aslında. Evrendeki katmanlı yani tabakalı yapıyı yansıtacak şekilde örneklem seçiliyor. Yani bir alandaki nüfus dağılımının %45 erkek %55'i kadın ise örneklemde bu orana göre oluşturuluyor. Yani bu denge korunuyor. Genelde birey görüşlerinin sorulduğu araştırmalarda işte oy verme gibi konuda yapılır. Bu uygulamada tabii kota dolana kadar kişilerle görüşmeye yani örnek toplanmaya devam edilir. Yani %45 erkek olacak, %55 de kadın olacak. Burada bir olumsuzluk kotayı oluşturan özelliğin işte yaşı, cinsiyeti temel alınması evrene dair tüm diğer özelliklerin yansıtılmamasına sebep olabilir. Bir diğer sorun da yine örneğin evrenin bildirdiği konusunda sıkıntılar yaratıyor olabilme şansı var. Son olarak kartopu örnekleme yöntemi de özellikle ulaşılması ve tanımlanması zor çalışma evrenlerini tanımlamak ve onlara dair ilk bulguları elde etmek için kullanılan kartopu mantığına dayanan bir yöntemdir. Öncelikle ulaşılması zor olan evrenden bir kişiye ulaşılıyor. Sonra da o yardım yardımıyla başka bir kişiye veya daha sonrasında başka kişilere ulaşılıyor. Buna örnek olarak da Yine sağlık alanından bir örnek verelim. İşte atıyorum beyindeki bir hastalığı tedavi eden bir kişi oldu diyelim. Yeni bir tedavi buldu. Dolayısıyla bu konu hakkında sahip olan tek kişi o olduğundan kaynaklı ona gitmeniz gerekiyor. Aynı şekilde o da bizi diğer bilen kişilere yönlendiriyor aslında. Genel itibariyle olasılığa dayanmayan örnekleme yöntemleri de bu şekildeydi. Ve örnekleme yöntemlerinin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.